Evet, Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu haber bültenine hoş geldiniz. Bursa'da faaliyet gösteren yatırımcı iş adamları Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'ne davet edildi. Bursa'da faaliyet gösteren yatırımcı iş adamları Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'ne davet edildi. Erzincan Valisi Ali Arslantaş ve beraberindeki AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu, Erzincan Vali Yardımcısı Çağlayan Aydın ve Erzincan Organize Sanayi Bölge Müdürü Ömer Faruk Nayman, Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yatırım ortamının canlandırılması, istihdam, üretim ve ihracatın artırılması ve bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarının azaltılması amacıyla Bursa'da tekstil başta olmak üzere farklı sektörlerde faaliyet gösteren yatırımcı iş adamları ile birlikte bir araya gelerek Erzincan'daki yatırım imkanları ve işbirliği konularına yönelik teşvik ve bilgilendirmede bulundular. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda Erzincan heyetine Bursa Valisi Yakup Canpolat, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay ve Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İzzet Volkan eşlik ettiler. Cazibe Merkezleri programı kapsamında 6. bölgede bulunan Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yatırım imkanları ve işbirliği fırsatlarının yanı sıra Erzincan'ın sosyoekonomik yapısının tanıtıldığı toplantıda yatırımcı iş adamlarından alınan olumlu neticeler kapsamında ileriki günlerde Bursa ve Çorlu Ticaret ve Sanayi Odaları öncülüğünde yatırımcı iş adamlarının Erzincan'da misafir edilerek kendilerinin Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'nde gezdirilmesi kararlaştırıldı. Toplantıda konuşan Bursa Valisi Yakup Canpolat, Erzincan'ın sahip olduğu imkanların fırsata çevrilmesi gerektiğini belirterek Erzincan'da yatırım yapmanın önemli bir sorumluluk olduğunu dile getirdi. Erzincan Valisi Ali Arslantaş ise yaptığı konuşmada altyapısı, üst yapısı, ulaşımı, lojistik imkanları ve diğer avantajlarıyla Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'nin sanayicilerinin beklentilerini eksiksiz, zamanında, amaç ve isteklere uygun, tarafsız ve güvenilirlik ilkelerine bağlı kalarak karşılaşmakta olduğunu belirterek, bu kapsamda yatırımcı ve sanayici iş adamlarına Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yatırım projeleri için devlet destekleri ve resmi işlerde kolaylık sağlamaya hazır olduklarını ifade etti. Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde Kaymakam Ramazan Polat başkanlığında halkla buluşma toplantısı yapıldı. Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde Kaymakam Ramazan Polat başkanlığında halkla buluşma toplantısı yapıldı. İlçeye bağlı Boğazlı köyünde düzenlenen halkla buluşma toplantısına Kaymakam Ramazan Polat, kurum amirleri, müdürler, Boğazlı köyü muhtarı Davut Duran, ihtiyar heyeti ve vatandaşlar katıldı. Kaymakam Polat, özel idare, köylere hizmet götürme birliği faaliyetlerine, devlet-millet kaynaşmasına örnek olacak şekilde muhtar ve köylülerin de katılımı ile çok verimli ve hızlı çalışmaların ortaya çıktığını belirtti. Yapılan hizmetlerle ortaya çıkan bu faaliyetlerin özel idare, birlik, muhtarların uyumlu bir şekilde çalışmasıyla sonuçlanmasının kendisini mutlu ettiğini ifade eden Otlukbeli Kaymakamı Ramazan Polat, emeği geçenlere teşekkür etti. Erzincan Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Orhan Uçar, üçüncü kez görevinden alındı. Özellikle de sağlık sigortası bakımı. Erzincan Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Orhan Uçar, üçüncü kez görevinden alındı. 28 Şubatçılardan FETÖ'cülere kadar birçok kesimden tayin ve tenzili rütbe alan SGK İl Müdürü, bu kez de araştırmacı kadrosuna gönderildi. Nedeni ise bilinmiyor. Orhan Uçar yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün yine il müdürlüğü görevimden alınarak beni araştırmacı yaptılar. Bir de suçumu öğrenebilsem bari" diye konuştu. Sağlık sigortasına tabi oluyorlar. Eğer bu gelir tespit... Erzincan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümü nedeniyle prova yapıldı. Ordu Caddesi boyunca büyük güvenlik tedbirlerinin alındığı prova, gerçeğini aratmazken provayı izleyen vatandaşlar askerlerin geçişi sırasında alkışlarla destek oldular. Erzincan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümü nedeniyle prova yapıldı. Ordu Caddesi boyunca büyük güvenlik tedbirlerinin alındığı prova, gerçeğini aratmazken provayı izleyen vatandaşlar askerlerin geçişi sırasında alkışlarla destek oldular. Erzincan Ordu Caddesi'nde gerçekleştirilen 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü provaları geniş güvenlik tedbirleri altında yapılırken töreni izleyen vatandaşlar alkışlarıyla geçiş yapan askerlere destek verdiler. Geliyor.
3. Ordu Mevsalayı şanlı sancakları geçmektedir. Sancakların ayaklarına... Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu. Günün anlam ve önemini anlatan şiirlerin okunmasının ardından geçiş töreni icra edildi. 3. Ordu Bölge Bando Komutanlığı ekiplerinin eşliğinde ilk olarak 59. Topçu Eğitim Tugayı ile 3. Ordu Muhabere Elektronik Bilgi Topçu Tugayına bağlı Topçu Taburu araç ve silahları ile geçiş yaptılar. Geçiş töreni emniyet, asayiş ve trafik ekiplerinde görev yapan polis ve jandarma teşkilatlarına ait araçların geçişleri sonrasında kamu kurum ve kuruluşlara ait araçların geçişleri ile 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü provası sona erdi. Türkiye İstatistik Kurumu Erzurum Bölge Müdürlüğü verilerine göre hane halkı bütçe araştırması 2018 yılı sonuçlarına göre toplam hane halkı harcaması içinde ayrılan pay itibariyle konut ve kira harcamaları ilk sırada yer aldı. Harcamaların %23.7'sinin konut ve kira yapıldığı görüldü. Türkiye İstatistik Kurumu Erzurum Bölge Müdürlüğü verilerine göre hane halkı bütçe araştırması 2018 yılı sonuçlarına göre toplam hane halkı harcaması ile ayrılan pay itibarıyla konut ve kira harcamaları ilk sırada yer aldı. Harcamaların %23.7'sinin konut ve kiraya yapıldığı görüldü. Açıklamada konut ve kira harcamalarının %67.2'sini gerçek ve izafi kira oluştururken %10.6'sını gaz, sıvı ve katı yakıtlar, %8.9'unu ise elektrik harcamaları oluşturdu. Konut ve kira harcamalarının %8.2'si konutla ilgili çeşitli hizmetlere ve %5.1'i ise konutun bakım ve onarım giderlerine ayrıldı. En düşük gelirli birinci %20'lik gruptaki hanelerin konut ve kira harcamalarının içinde gerçek ve izafi kiranın payı %64.6 iken en yüksek gelirli beşinci %20'lik gruptaki hanelerde bu oran %70.8 oldu. Birinci %20'lik gelir grubundaki hanelerde konut ve kira harcamaları içinde elektrik, gaz, sıvı ve katı yakıtların payı %24, konutla ilgili çeşitli hizmetler harcamalarının payı %6.4, konutun bakım ve onarım harcamalarının payı %5 olurken, 5. %20'lik gelir grubundaki hanelerde elektrik, gaz, sıvı ve katı yakıtların payı %15.4, konutla ilgili çeşitli hizmetler harcamalarının payı %9.4, konutun bakım ve onarım harcamalarının payı ise %4.5 oldu. Erzincan Ziraat Odası bünyesinde hizmet veren Tarımsal Danışmanlık Ofisi'nde görevli mühendisler, il merkezinde bitkisel üretim sahalarındaki gözlem ve incelemelerine devam etti. Erzincan Ziraat Odası bünyesinde hizmet veren Tarımsal Danışmanlık Ofisi'nde görevli mühendisler, il merkezinde bitkisel üretim sahalarındaki gözlem ve incelemelerine devam etti. İl merkezine bağlı Akyazı ve Gani Efendi çiftliği köylerinde silajlık mısır ekili sahalarda bitki gelişimi ve hasat zamanının tespitine yönelik incelemelerde bulunuldu. Söz konusu tarlalarda yapılan incelemede yaklaşık 7 gün sonra hasat yapılabileceği kanaatine varıldı. Silajlık mısır ekili sahalarda ortalama 5 ila 7 ton arasında ürün elde edilmesi tahmin edilmektedir. İlimizde bitkisel ürün deseni içerisinde silajlık mısır önemli bir yer tutmaktadır. Silaj, hayvancılıkta yem maliyetlerinin azaltılmasında önemli bir unsurdur. Sayın seyirciler, uzmanlar bütün araç sürücülerini yaz aylarında araçlarında plastik su şişesi bırakmamaları konusunda uyarıyor. Araba içerisinde unutulan içi su dolu pet şişeler yangına davetiye çıkartabiliyor. Uzmanlar bütün araç sürücülerini yaz aylarında araçlarında plastik su şişesi bırakmamaları konusunda uyarıyor. Araba içerisinde unutulan içi su dolu pet şişeler yangına davetiye çıkartabiliyor. Uzmanlar yaz aylarında güneşin altında bırakılan bir aracın iç sıcaklığının bir saat içinde 40-55 dereceye ulaştığını belirtti. Güneşli bir günde aracın içinde unutulan su şişesi felakete yol açabiliyor. Sürücüleri bu tehlikeye karşı uyaran uzmanlar, içi sıvıyla dolu olan plastik şişenin güneş ışığı geldiği zaman bir büyüteç görevi gördüğünü ve ışığı yansıttığını söylüyorlar. İçi su dolu plastik şişeler güneş ışınlarını direkt yansıtıyor ve çok sıcak bir gün yaşanıyorsa bu kolayca yangına dönüşebiliyor. Bunu engellemenin yolu ise ya arabayı terk ederken su şişesini yanınıza almak ya da almak istemiyorsanız onu arabada güneş görmeyecek bir noktada saklamaktan geçiyor.
Yaz aylarında Erzincan'da toplanan kayısıların çekirdekleri Malatya'ya ilaç firmalarına gönderiliyor. Çekirdekleri alan satıcılar Erzincan genelinde 150 ton üzerinde çekirdeğin ilaç firmalarına gönderildiğini dile getirdi. Yaz aylarında Erzincan'da toplanan kayısıların çekirdekleri Malatya'ya ilaç firmalarına gönderiliyor. Çekirdekleri alan satıcılar Erzincan genelinde 150 ton üzerinde çekirdeğin ilaç firmalarına gönderildiğini dile getirdi. Başta kozmetik sanayi olmak üzere birçok sektörde kullanılan kayısı çekirdeğinin yurt içi ve yurt dışında rağbet gören bir ürün olduğu biliniyor. Ama en çok da kayısı çekirdekleri ilaç firmalarının gözdesi durumunda. Erzincan genelinde toplanan çekirdekler Malatya'ya ilaç firmalarına gönderilerek burada ülkenin dört bir yanına dağılıyor. Buğday meydanında uzun zamandır bu işle uğraşan Samet Gül, Temmuz ayından itibaren çiğitleri topladıklarını belirterek vatandaşlarımız kuruttukları kayısılarını, acı çekirdeklerini bize getiriyorlar. Bizler de aldığımız bu kayısı çekirdeklerini çuvallayarak Malatya'ya ilaç sanayisine gönderiyoruz. Erzincan genelinde topladığımız kayısı çekirdekleri 150-200 ton civarında olmaktadır dedi. Çekirdekleri topluyoruz burada Temmuz aylarında gelen. 1-200'ü alıyoruz, Malatya'ya gönderiyoruz ilaç firmalarına. İlaç olup tekrar dönüyor. Çekirdekleri insanlar kurutuyor. Kayısılar çıktıktan sonra acı çekirdeklerini bize getiriyorlar. Biz de buradan çuvallayıp Malatya'ya ilaç fabrikalarına gönderiyoruz. 1-200'ü alıp buradan çuvallayıp Malatya'ya ilaç fabrikalarına gönderiyoruz. Arabayı da getiriyor. Erzincan'ın Kılıçkaya köyünde bir araya gelerek Zinigedi inisiyatifi Erzincan Zinigedi'ne giderek kurşuna dizilen canları andı. Erzincan'ın Kılıçkaya köyünde bir araya gelerek Zinigedi inisiyatifi Erzincan Zinigedi'ne giderek kurşuna dizilen canları andı. Canlarımızı bir kez daha anmak üzere burada toplanmış bulunuyoruz. Uzun yıllar boyunca Zinigedi bölgesine gidilmesi yasaklandı, yaz hep devam etti. Geride kalan aileler köyleri boşaltmak zorunda bırakıldı. Balıkesir ve Edirne başta olmak üzere hiç bilmedikleri, tanımadıkları batı illerine gittiler. Bir açıklama yapan inisiyatif şunları ifade etti. Hukuk dışı bir şekilde öldürülen atalarımızın kemikleri hala açıkta durmaktadır. Ortada duran kemikler vicdanımızı sızlatmakta ve her gördüğümüzde yaramızı yeniden kanatmaktadır. 81 yıldır Zini'de kefensiz ve mezarsız yatmakta olan masumları anmak, açıkta duran kemiklerin DNA testlerinin yapılarak bizlere teslim edilmesi ve onları inancımızın gerektirdiği gibi defin etme talebimizi dillendirmek için bir araya geldik diye konuştular. Bölgesel amatör ligde Erzincan'ı temsil edecek olan Erzincan Ulular Spor'un rakipleri belli oldu. Kırmızı Mavili ekip Bal Ligi 3. grupta Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Artvin, Ardahan, Kars ve Iğdır ili temsilcileriyle mücadele edecek. Bölgesel amatör ligde Erzincan'ı temsil edecek olan Erzincan Ulular Spor'un rakipleri belli oldu. Kırmızı Mavili ekip Bal Ligi 3. grupta Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Artvin, Ardahan, Kars ve Iğdır ili temsilcileriyle mücadele edecek. 2019-2020 futbol sezonunda Erzincan'ı Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nde temsil edecek olan Erzincan Ulalar Spor'un rakipleri belli oldu. 2019-2020 sezonu Spor Toto Bölgesel Amatör Lig gruplarını belirledi. Erzincan Ulalar Spor, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Artvin, Ardahan, Kars ve Iğdır ili temsilcileriyle 3. grupta yer aldı. Takımlar ise şöyle: Iğdır Spor, Hoçvan Spor, Kars 36 Spor, Tonya Doğan Spor, DSİ Karadeniz Spor, 1461 Trabzon Spor, Çayeli Spor, Salarha Spor, Torul Belediye Spor, Bayburt Belediye Spor, Erzincan Ulalar Spor, Yakutiye Spor, Arhavi Spor. Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de 2019-2020 sezonu katılım başvurularının incelenmesinin ardından Spor Toto Bal'da bu sezon oynama hakkı olan 160 takımdan 153'ünün başvurusu kabul edilirken müsabakalar 11 grupta oynanacak. Katılacak takımların 82'si geçen sezon Spor Toto Bal'da yer alan takımlardan, 63'ü yerel liglerden Spor Toto Bal'a yükselen takımlardan, biri FIFA Disiplin Kurulu kararıyla olmak üzere 8'i geçen sezon TFF 3. Lig'den düşen takımlardan oluşuyor.
2019-2020 sezonu Spor Toto Bal fikstür çekimi ve bilgilendirme toplantısı 30 Ağustos 2019 Cuma günü saat 15.00'da İstanbul Orhan Saka Amatörler Evi'nde gerçekleştirilecek. Spor Toto Bal Ligi 21-22 Eylül 2019 tarihinde oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Sayın seyirciler, hava durumunun ardından tekrar birlikte olacağız. Erzincan 18.33, Erzurum 10.26, Sivas 13.29, Gümüşhane 16.30, Bayburt 13.27, Giresun 22.30, Elazığ 17.35, Tunceli 21.35, Bingöl 17.34, Malatya 18.34, Yozgat 14.26, Amasya 19.30, Kars 10.28, Van 13.27, Ağrı 11.30 derece. Dolar alış 5.85, satış 5.86. Euro alış 6.50, satış 6.51. 22 ayar altın bilezik alış 261.75, satış 264.10. Tam altın alış 1889.34. Yarım altın alış 935.12. Çeyrek altın alış 467.24'ten işlem görüyor. Eret Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri sundum. Bir sonraki haber bülteninde görüşmek dileğiyle esen kalın.